Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Nissan Navara'nın testinden sesleniyorum. Modelle ilgili siz de bize çok fazla soru yöneltiyorsunuz, merakla bekliyordunuz. Biraz geç giriyoruz. Bu durum bizden kaynaklı değil, Nissan tarafından kaynaklı olarak biraz Navara testini geç giriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin tamamen baştan aşağı inilen ve uzun bir aranın ardından tekrar ülkemize gelen yeni Navara'nın detaylarına hep birlikte bakalım. Modelin tasarımı tamamen değişti ve artık kesinlikle hani eski nesil, bundan 2-3 yıl önceki nesil Navara'dan çok daha modern göründüğünü söyleyebilirim. Bunlara ek olarak da bu segmentte bence hani o pick-up'ların karakteristik tipik o heybetli, ihtişamlı görüntüsünü sevenler için çok güzel bir alternatif vardı Volkswagen cephesinde. Amarok vardı ve hala öyle olmaya devam ediyor. Tasarım anlamında konuşuyorum burada sadece. Navara da bu şekilde bir alternatif olarak karşımızda Nissan cephesinde. Hani baktığımız zaman modelin özellikle tasarımının çok dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz artık. Ve burada kullanılan tasarım dilinde dikkat edilen bir detay daha var ki o da bildiğiniz gibi son dönemin modası olan artık pick-up'ların biraz daha SUV'vari, yani şehire biraz daha fazla seven karakteristiğinden dolayı tasarım dilinde de biraz daha SUV'vari bir hava söz konusu kullanmış. Birçok rakibinde, yeni nesil birçok rakibinde olduğu gibi Nissan'da yeni Navara'sında. İçeriye geçtiğimizde de özellikle tasarımıyla çok modern bir kokpitin bizi karşıladığını söyleyebilirim. Yani burada kullanılan bu tasarım dili bu segmentteki birçok rakibinden çok çok daha iyi bence. Bir bırakın bir pick-up'ı bir su algısını dahi verebiliyor olması çok güzel bir detay ve bütün bunlara ek olarak da bu modelde ilk olarak, yani bir pick-up'ta bu segmentte ilk olarak sunulan çok önemli bir detay var ki o da çevre görüş sisteminin Nissan'ın Navara'sına eklenmiş olması. Bu gibi bir sistem, bu tarz boyutlara sahip bir araçta çok ama çok önemli oluyor. Özellikle manevralarda size büyük kolaylık sağlıyor ve sürüş güvenliğine çok fazla katkı sunuyor. Benim burada yeni Navara'da hoşuma gitmeyen en önemli detay ise sürüş pozisyonu oldu. Özellikle direksiyonun derinlik ayarının yapılamıyor olması büyük bir eksiklik. Hadi bunu yapamıyor olmamız neyse, bir de direksiyonun özellikle biraz daha fazla ben yukarıya çıkarma opsiyonunun sunulmasını isterdim. Ancak bunların haricinde içeride kabinde ergonomi ve benzeri bir problemle karşılaşmadım. Özellikle bu ekranın kullanımı hiç zor değil. Hatta bu segmentteki bütün araçları kullandık. Onlarla kıyasladığımız zaman kabin ergonomisi dahi çok başarılı Navara'da. Bakıyorum eşya gözleri bakımından da model segmentinin en iyisi değil. Burada mesela vitesin arkasında iki bardaklık var ama vitesin önündeki göz biraz daha bence büyük tutulabilirdi ve bu göze koyduğunuz eşyalar da yerinde kalmayabiliyor. Neyse ki kapı içindeki gözleri biraz daha büyük tutmuş Nissan. Yani eşya gözleri bakımından segment ihtiyaçlarını bu anlamda model karşılayabiliyor. Nissan Navara için en güzel haberlerden birisi de arkada sunduğu hacim. Özellikle yaşam alanı bakımından bildiğiniz gibi çok yakın bir geçmişte özellikle pick-up'lar arkada sunduğu yaşam alanıyla çok çok iddialı olamıyordu. Burada sunulan hacim, gerek baş mesafesi ve özellikle de diz mesafesi segmentinin hani referansı olacak bir seviyeye gelmiş. Çok ama çok başarılı bir diz mesafesi var. Artık neredeyse arkadaki konfor SUV'ları aratacak, aratmayacak bir hani seviyeye gelmiş durumda. Ve konfor seviyesini bu araçta çok ama çok fazla arttıran bir detay daha var ki o da evet bir yük taşıma odaklı bir araç, bildiğiniz gibi pick-up'ların birçoğu ve yakın geçmişte konfor konusunda bu araçlarda hiç ama hiçbir şey yoktu. Ancak günümüzde özellikle artık son nesil mesela pick-up'lar arasında Amarok ve Hilux'ın bu anlamda çok çok iddialı olduğunu gördük. Fakat Navara onları bu disiplinde de geçmeyi başarabilmiş. Peki bunu nasıl geçmiş Nissan? Buradaki bu özellikle arka tarafta yaşanan o sarsıntı seviyesini nasıl aşmış? Arka tarafta kullanılan süspansiyonlar 5 noktadan ve bağımsız bir şekilde, yani 5 noktadan bağımsız şekilde kullanılan süspansiyonlar sayesinde özellikle kabindeki konfor seviyesi çok fazla artırılmış ve kabinin sarsıntı seviyesi hissedilir düzeyde azaltılmış durumda. Yani yeni Navara ile birlikte pick-up'ların o bilindik kronik sarsıntılı yapısı seviyesi ciddi anlamda azalmış durumda. Burada bir parantez açalım ama
bu noktayla ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Mesela bir Nissan Qashqai'yle veya X-Trail'le kıyaslama yaptığınız zaman onlara göre burada daha fazla bir hani sarsıntı söz konusu. Çünkü burada kullanılan süspansiyon yine yük taşıma odaklı. Fakat belirttiğim gibi segment içerisinde kıyaslama yaparsak bu konuda Navara'nın en iyi olduğunu söyleyebilirim. Nissan'ın yeni Navara'sında özellikle modeli şehir içi kullanıma daha uygun bir yapıya getirdiğini görüyoruz ve bu konuda hani belirttiğim gibi konfor seviyesiyle segmentinin artık zirvesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani rakipleri yenilene kadar bu anlamda çok ama çok iddialı olduğumu mutlaka belirtmeliyim. Özellikle çok fazla derinleşen çukurlardan geçmezseniz karakteristik birebir olarak hani bir SUV'a benzediğini mutlaka belirtmeliyim. Ancak bunlar yapılırken modelin asıl hani üretiliş amacından da sapılmamış ve bu konuda da segmentinin zirvesi hedeflenmiş. Nasıl değerler baktığımız zaman mesela Navara 1 ton yük taşıyabiliyor ve 3500 tonluk bir yükü de çekebiliyor ki bu rakamlar yine segmentinin zirvesini zorluyor. Hatta segmentin en iyilerinden diyebiliriz. Ve nasıl bir motor yer alıyor? Ben çok net hatırlıyorum. 2-3 yıl kadar önce kullandığımız Navara'da kullanılan motor başarılıydı. Özellikle performansıyla çok başarılıydı. Ancak oldukça gürültülü çalışıyordu. İşte bu konuda da yeni kullanılan motor çok güzel işler çıkartabiliyor. Baktığımız zaman 2.3 litre hacimdeki motor 190 beygir güce 450 Nm tork değerine sahip. İsterseniz bu motoru biraz daha güçsüz bir versiyonunu alabiliyorsunuz. Ancak bu güçlü versiyonu sadece 7 ileri otomatik şanzımanla ve 4x4 sistemiyle alabiliyorsunuz. Motorun yeni olmasından dolayı daha sessiz bir çalışma karakteristiğine sahip ama Navara'nın rakipleriyle benzer hani karakteristik sunduğu bir disiplin var ki yani onlardan bu disiplinde daha iyi olduğunu söyleyemem. Yalıtım seviyesi özellikle yoldan gelen ses seviyesi yüksek hızlara çıktığınız zaman segment ortalamalarında kalıyor. Hani bu anlamda çok iyi olduğunu birçok disiplinde olduğu gibi çok iyi olduğunu söyleyebilmek güç. Peki bu motor bize nasıl bir tüketim değeri verdi? Bu noktası da Navara'nın en fazla dikkat çeken yönlerinden birisi oldu benim açımdan. 9.7 litrelik bir karmites tüketimi ben yakalayabildim modelle. Pickup ligindeki araçlardan aslında kullanıcılar çok fazla şey bekliyor. Bu durumda markaların elini güçsüzleştirirken bence tüketicilere daha fazla yani bu araçları kullanmak isteyen insanlara daha fazla fayda sağlıyor. Çünkü hem bir otomobilin konforuna sahip olmasını hem gerektiğinde çok fazla yükümüzü taşımasını işte yükümüzü çekebilmesini hem de özellikle yerden yüksek olan fiziki kondisyonlarından dolayı arazide bu araçların çok ama çok yetenekli olmasını bekliyoruz. Yani özetle hem on-road sürüşlerde hem işimizde ticaretimizi yaparken hem de off-road sürüşlerde bu araçların her yönüyle çok yetenekli olmasını bekliyoruz ki Nissan bu noktaların tamamına Navara'sında çok fazla özen göstermiş. Yani atıyorum işte konforu arttırırken yük taşıma kapasitesinden model bir şey kaybetmemiş veya yük taşımayı iyi yaparken off-road kabiliyetinden de bir şey kaybetmemiş. Çünkü baktığımız zaman özellikle araziye girdiğimiz zaman bir kere fiziki kondisyonuyla yine segment içerisindeki rakiplerinden biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Mesela arazide önemli olan yaklaşma, uzaklaşma, yanal eğim açıları birçok rakibinden Navara'nın daha iyi. Bu da modelin zaten baştan bir yetenekli olmasına yani çok engebeli zeminlerde rakiplerine göre biraz daha az takılma potansiyelinin olmasına sebep oluyor. Bütün bunlara ek olarak da zaten markanın yıllardır çok iyi bildiğimiz bu 4x4 çekiş sistemleriyle de bu modeli güzel bir şekilde entegre etmiş olmasından dolayı hani araziye girdiğiniz zaman da bu modelle ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Ancak ben burada bu araçta özellikle çok dişli rakibi, on-road sürüşlerde özellikle çok dişli rakibi olan Amarok'ta olduğu gibi bu modelde de sürekli 4x4 sisteminin kullanılmasını tercih ederdim. Niye diyenleriniz olabilir? Çünkü özellikle sürekli 4x4 sistemi sürüş güvenliğine büyük bir katkı sağlayabiliyor. Sizin hiç beklemediğiniz bir anda bir viraj içerisinde bir yağ olabilir, kaygan bir nokta olabilir. O gibi noktalarda milisaniyelik olarak çekişi ağırlıklı olarak arka tarafta fazlaca arka tarafta olan işte atıyorum %80'e arka %20'ye önde olan çekişi daha optimal bir şekilde sizin yapamayacağınız bir reaksiyonla yapamayacağınız bir hızda
çekiş sistemin kendi başına aktarabileceği bir oto modunun da sunulmasını isterdim. Burada bunları siz manuel olarak bir kumanda ile yapıyorsunuz. Otomobil şu anda mesela iki çeker modunda ilerliyor. Burada çekişin tamamı arkaya aktarılmış durumda. Ve belirttiğim gibi bu kumanda vasıtasıyla siz çekişi 4x4'e alabiliyorsunuz ve bunun hareket halinde yapılabiliyor olması güzel bir detay. Ve bunlara ek olarak da burada 4 low modu var ve bir arazi aracında bildiğiniz gibi 4 low modu çok çok böyle kaygan bir zeminde kaldıysanız eğer size çok büyük bir yardımcı oluyor. Bu mod çekişin çok çok azaldığı zeminlerde, noktalarda adeta bu tarz bir pick-up otomobil vari olan bir araç bir iş makinesi kıvamına geliyor. Tork ve beygir dağılımı çok çok alt devirlere geliyor ve ortalama olarak işte 40 km hız bandının üzerine de bu modu aldığınız zaman çıkmıyor. Yani burada güç çok alt devirlerden itibaren elinizin altında olduğu için balçık ve çok çok buna benzer kaygan zeminlerden araç daha az takılma potansiyeliyle çıkabiliyor. Ve bütün bunlara ek olarak da Nissan'ın burada bu aracında eğiminiş kontrol sistemine de yer vermiş olması güzel bir detay. Nissan Navara pick-up ligine çok iddialı özellikleriyle geri dönüş yaptı ve özellikle iddialı olduğu bir konu daha var ki birçok rakibiyle aynı çok benzer bir fiyat bandında, hatta mesela Amarok'tan yaklaşık olarak bir 6-7 bin lira daha ucuz bir fiyat etiketine sahip. Bu durumda onu sahip olduklarıyla kıyasladığımız zaman rakipleri yenilene kadar pick-up liginin en iyi aracı yapıyor. Daha önce yaptığımız pick-up ligindeki önemli karşılaştırmalara ekranın sağ üstündeki i butonundan kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu beğenmeniz, yorumlamanız, paylaşmanız ve kanalımıza abone olmanız bizim açımızdan çok ama çok önemli. Daha fazla test videosu için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 475.